Herkese merhaba, ben Alpaslan. Bugün sizlerle birlikte Buildcraft adındaki modu tanıtıyoruz. Buildcraft nasıl bir mod derseniz, gerçekten içerisinde çok fazla alet edevat bulunuyor. Ve bu alet edevatlarla gerçekten çok düzenli sistemler yapabiliyoruz. Nasıl düzenli diye soracak olursanız, örneğin sandıklarınızın içerisindeki düzeninden tutun, birçok alanı temizliğinden, ondan sonra ne bileyim enerji üretiminden ve birçok şey var açıkçası söylemek gerekirse. Ve size ben bunu tanıtmak istedim. Öncelikle moda başlamadan önce size önemli bir itemden bahsetmek istiyorum. Bunun adı bildiğiniz İngiliz anahtarı. Modun özel İngiliz anahtarı. Bu İngiliz anahtarı neredeyse modun bel kemiği oluyor ve her şeyde bunu kullanıyoruz. Şimdi göstereceğim zaten size ne işe yaradığını. Gerçekten çok önemli bir itemimiz. Buna dikkat edin. Buildcraft genel olarak birkaç item üzerinden dönüyor. Şu şekilde gösterecek olursak şöyle borularımızı alalım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir düzenek kuralım. Şöyle birbirlerine bağlanabiliyorlar. Bunlar birbirine bağlanmıyor. Şimdi her birinin özelliklerini anlatacağım. Şöyle bir yapıya bağlayalım. Bir tane de hemen lever alalım. Lever. Şimdi arkadaşlar, modumuzun en temel özelliklerinden birisi borulardan oluşması. Borulardan oluşuyor derken ne demek istiyorsun diye soracak olursanız, borular üzerinden item taşımayla alakalı bir mod oluyor kendisi. Gerçi birçok şeyi de var. Örneğin boruyla birlikte su çekebiliyorsunuz. Ne bileyim şurada bir yerde, aha şurada gördüğünüz gibi ne bileyim benzin çekebiliyorsunuz. Benzini petrole dönüştürüp onu da enerji olarak kullanabiliyorsunuz falan. Çok fazla şey var. Şimdi gösterecek olursak, örneğin ben bunun içerisine bir adet wooden transportation pipe koydum. Bu ne işe yarayacak şimdi? Buna bastığım anda bu arkadaşımız enerjiyle oluyor. Bu her birinin özelliklerini anlatayım size öncelikle. Şöyle bir time set de yapalım. Her birinin özelliğini anlatayım size. Örneğin redstone engine, yani enerji üreten bu arkadaşımız sadece redstone sinyaliyle çalışıyor. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Bizim en başta kullanacağımız, en temelde kullanacağımız alet oluyor kendisi. Ve gerçekten çok ucuz. Şu anda gösteremeyeceğim fakat siz internet sitesinden veya oyununuza yüklediğiniz Too Many Items moduyla birlikte görebilirsiniz tabii ki. Şu şekilde iki tane koyacağım. Bu sayede daha hızlı olacak size gösterebilmem. Şöyle içerisine bir item koydum ve bu şekilde bir transfer yapacağım. İlk önce neden wooden koydun diye soracak olursanız, bu arkadaş itemleri bir şeyin içerisinden alıyor. Eğer bunu şu şekilde koysaydım, bu içeriye doğru atıyor arkadaşlar. Bakın bu çıkartıyor, bu atıyor. Şöyle gösterecek olursak gördüğünüz gibi bunlar birbirine bağlandı. Bu buradan gelip hop şöyle geri girecek. Ki gerçekten çok mantıksız bir şey olurdu. Her neyse, başlayacak olursak şöyle şuraya da bir sandık koyalım. Bu arkadaşlarımızın görevi şu şekilde, şunları da açacak olursak bir itemi bir yerden diğer yere taşıyor. Gördüğünüz gibi resons yine verir vermez başladı ve gerçekten çok yavaş çalışıyor. Aşırı yavaş çalışıyor. Tabii ki bunu da hızlandırmanın bir yolu var. Bu modla alakalı öncelikle dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi, şunu şu şekilde koyalım. Hemen size göstermek istiyorum. Eğer bu arkadaşın önüne herhangi bir şey koymazsanız, şöyle göstereyim bir dakika. Şöyle koyalım. Şöyle başlattık. Şöyle başlatacağız gerçi şöyle. Bir dakika. Niye çalışmıyor bu arkadaşımız? Her neyse, eğer önüne bir blok veya bir pipe koymazsanız bu arkadaşımız bir süre sonra ısınıyor ve patlayabilir. Gerçekten eşyalarınıza zarar verebilir. Buna olabildiğince dikkat edin. Her neyse, devam edelim. Gördüğünüz gibi diğer tarafa ulaştı. Bu arkadaşların hızlandırmak için birkaç yöntem var. Örneğin şu boruları değiştirebiliyoruz. Borulardan birkaçını göstermek istiyorum size. Şu şekilde stone'umuz var. Bu cobblestone arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak. Bu koymuştuk bunu. Bu cobblestone. Ve bu arkadaşımız stone'la birleşmiyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde birleştiremiyoruz. Bu da aynı şekilde bunlara bağlanıyor fakat bundan içinden alamıyor. Bu birazcık daha hızlı. Şöyle göstereceğim. Şöyle göstereyim. İçerisine bir adet bir şey koyalım. Ve şu arkadaşlarımızı güzelce ne çalıştıralım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi gidiyor. Ve yavaşlatmasını birazcık daha azalttı diyebiliriz. Aynı hızda neden gidiyor, bizi kandırıyor musun diye soracak olursanız tabii ki de hayır. Şu şekilde şunları bir durdurayım hemen. Buna gold koyduğum zaman şöyle göstereyim. Bu gold arkadaşımız hızlandırıyor. Bir anda bir itici güç kullanıyor ve hızlı bir şekilde gidiyor. Bu normalde cobblestone olsaydı birazcık daha yavaşlatacaktı. Fakat cobblestone olmadığı için tabii ki de yavaşlatmıyor. Şunları açık tutacağım hatta. Ne kaybedebiliriz ki en fazla. Tamam. Şimdi içerisine bir adet daha quartz koydum. Bakın şimdi. Piu edecek, bir anda uçacak arkadaşlar. Bakın. Hızlandı. Birazcık yavaşladı fakat o kadar yavaşlamadı. Şu şekilde göstereceğim. İçerisine de gitti gördüğünüz gibi. Eğer bunun içine cobblestone koysaydım, cobblestone'dan bir boru yapsaydım, bu giderken birazcık yavaşlayacaktı. Hantallaşacaktı. Evet, bir daha hızlandı ve birazcık yavaşladı. Gördünüz mü? Bu yavaşlığı engelliyor bu stone arkadaşımız. Bir diğer eşyamız ise quartz. Bu quartz bunların hepsinin neredeyse en hızlısı diyebiliriz.
Tabii ki bunların hepsini bu gold'dan döşerseniz daha seri bir şekilde gidecektir. Fakat bu genel olarak daha basit ve daha ucuz olan bir transfer yolu. Şimdi göreceğiniz gibi bu hiçbir şekilde azaltabildiği kadar en aza indiriyor hareket hızını. Ya bu yine yavaş, ben birazcık daha hızlısını istiyorum diyorsanız elbette ki tek yapacağınız şey şu şekilde şunları arttırmak olacaktır. Şöyle yapalım. Şöyle bunu da ucuna koyalım. Evet, bakın şimdi. İçerisine bir adet şey koydum. Bunun adını unuttum. Şalter koydum. Bakın şimdi. Cuf. Gördünüz mü? Hızlı bir şekilde geldi. Evet. Bu şekilde. Bir diğer borularımız ise, bunun ikinci bölümünde yapacağım tabii ki. Yani bu tek bölümde bitebilecek bir mod değil ne yazık ki. İkinci kısımda ise şu şekilde bir demirden borumuz var. Bu demir boru ne işe yarıyor diye soracak olursanız, ilk önce şunu şöyle bir kuarsa çevireyim. Kuars bizim için daha önemli. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir ayrılma var. Gördünüz mü? Buralar bembeyaz. Şuralar dokunabiliyoruz da. Eğer bunu açarsam, bir tarafını açarsam şu şekilde gördüğünüz gibi burası açık. Eğer buradan gelen, buradan gelen ve buradan gelen itemleri buraya doğru atıyor demek oluyor bu. Şu şekilde tek taraflı açabiliyoruz. Öbür tarafları da açabiliyoruz tabii ki. İstediğimiz yeri açabiliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Şöyle bir örnek göstermek istiyorum size. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle bir arkadaşımızı da koyalım. Şuradan bir pipe alalım. Bu şekilde olmaz. Şöyle yaparız. Şöyle, şöyle. Hatta bunları da creative'e çevirmek istiyorum. Bu creative yapılmıyor fakat hileli modda deneyler yapmak için gerçekten birebir şu şekilde. Bunlar da redstone sinyali ile çalışıyor. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım bunu da. Bu alacağımız, depolayacağımız sandık. Şuraya bir tane daha wooden ve bir tane chest. Şu şekilde koyalım. Evet, şöyle bastık. Evet, şimdi bunun içerisine örneğin ben 16 tane quartz koydum. Bu arkadaşın içerisine de 16 koydum. Bu arkadaşın içerisine de 31 tane koydum sıcı. Şimdi evet, bu arkadaşlarımız gidiyor. Keşke şunları birazcık hızlandırsaydım. Evet, gördüğünüz gibi buradan gelen dümdüz gitti. Yan taraftakiler dönecek ve buraya gidecek. Herhangi bir şekilde buraya gidemezler çünkü orası kapalı. Evet, bu arkadaşımız da gitti. Döndü ve o da döndü ve sandığımızın içerisine girmiş bulunmakta. Evet. Bu şekilde. Eğer bunları gold veya stone yaparsanız tekli tekli böyle daha az götürecektir. Fakat quartz yaparsanız daha fazla item götürecektir. Gördüğünüz gibi 63 tane quartz bloğumuz, quartz pipe'ımız elimize geldi. Bu şekilde bu arkadaşımızın özelliği. Şöyle şu arkadaşımızı buraya koyduk. Tanıttıklarımızı buraya koymak istiyorum. Yani bunu da tanıtmıştık. Bunu da tanıtmıştık ve bunu da tanıtmıştık. Evet, şöyle alalım şu arkadaşlarımızı. Şöyle şunu da alayım da lazım olur. Şunu da şöyle şuraya alayım. Ha bir de bunu tanıtacak olursak, bu arkadaşımız direktman kömürle çalışıyor. Göstereyim hemen. Bir dakika. Koal. Koal yazalım. 1.64'lük alalım ve içerisine yakmak için koyalım. Evet, önüne bir eşya koyduğum zaman bu yüksek ihtimal çalışması lazım. Tabii ki üzerine bir de elektrik enerjisi vermemiz lazım. Gördüğünüz gibi kömürle birlikte çalışmaya başladı seri seri şekilde. Bu öyle hızlı hızlı çalışıyor. Diğer beyaz olan ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bu arkadaşa su ile benzin koymanız lazım. Onu da tanıtacağım tabii ki. Ama yüksek ihtimal ikinci bölüme kalacak. Çünkü birazcık uzun bir mod. Gördüğünüz gibi bunlar fazla hızlı çalışmaya başladı. Ve eğer önünde bir blok olmazsa bunlar patlayacaktır fazla uzun süre çalıştırırsak. Bu şekilde bunlar kesinlikle patlamıyor. Bunlar sonsuza kadar bu hızlı bir şekilde çalışıyor. Evet. Şimdi elması tanıtacak olursak, elmas transfer pipe'ını tanıtacak olursak, elmasın birazcık daha farklı bir özelliği var. Bunu ancak branş'e sağ tıkladığımız zaman öğrenebiliyoruz. Bir dakika, emin olmak istiyorum. Yok, elinizde sağ tıklasanız da oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir renkli menü açıldı ve etrafında renkler var. Bu renklerin anlamı şu şekilde arkadaşlar. Buradan, örneğin ben buradan bir item geliyorsa, buradan gelecek itemi seçebiliyorum. Örneğin buradan sadece demirden transfer boruları geçebilir dedim. Ve buradan dağılabilir dedim. Örneğin yeşilden ne geçmesini istiyorum? Demirden geçmesini istiyorum. Ama kırmızıdan sadece tahta geçsin istiyorum. Maviden ise obsidyen geçsin. Gördüğünüz gibi üzerimden herhangi bir item eksilmiyor çünkü şu anda şey yapmıyoruz. İtem vermiyoruz oraya. Şöyle şunu koyalım. Wood'un koyalım. Ondan sonra ne koymuştuk başka? Iron'la. Ha, iron koymuşuz sadece. Bir tane de iron koyduk. Evet, gidiyorlar. Bakın. Gördünüz mü? Hızlı bir şekilde gidiyor. Pıt pıt dağılıyor. Bu arada şu sarıyı yanlış koymuşuz. Sarıyla alakalı söylediğim şeyi unutun. Gereksiz bir şeydi. Yanlış söyledim. Evet. Gördüğünüz gibi giriyor. Fakat geri çıkıyor. Neden? Çünkü buraya wooden'dan bir şey koyduk. Birazcık saçmalamışız burada.
Şu arkadaşa örneğin neydi bu? Bunun renk kodu neydi? Yeşil. Yeşile şunu koyarsam hızlı bir şekilde dönecektir oraya. Yeşile quartz. Aynen quartz. Ondan sonra iron. Birazcık saçmaladı ya. Hepsi aşağı düşsün. En mantıklısı bu şekilde. Bir de şunları da birazcık hızlandırmam lazım. Şöyle, şöyle. Tamam. Birazcık yanlış oldu. Hatalı yaptık. Kusura bakmayın. Gerçekten yanlış oldu. Evet. Heh, tamam. Bitti. Şimdi arkadaşlar bu özelliği size tekrar anlatmak istiyorum. Şu şekilde bu arkadaşımızın özelliği şu gördüğünüz renklerden geçecek şeyleri belirliyor. Örneğin ben buna bir adet yeşile şey koyarsam şöyle şunu da bir değiştireyim. Şöyle şunu da değiştireyim. Şunları da kırayım. Evet. Eğer ben buraya bir adet maviye toprak koyalım diyelim. Toprak koydum. Ve yeşile de elmastan koyduk. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Toprak ve elmastan pipeları gönderdik. Bir tane göndereceğim. Hatta iki tane gitti. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar hızlanacak. Ve gördüğünüz gibi maviye çimen verdiğim için çimen maviden gitti. Yeşilden ise elmastan boru gitti. Bu şekilde bir özelliği var elmasımızın da. Evet, diğer itemimize geçecek olursak şu şekilde obsidiyen var. Obsidiyenin özelliği bu şekilde koyamam tabii ki. Şöyle koydum. Şurada hatta bir yeni bir test alanı oluşturayım. Şöyle kendime. Böyle yapmayalım. Hem böyle yapalım. Tamam. Evet. Iron değil. Quartz yapalım bunu da. Şu şekilde quartz'ı koydum. Bir time set de yaptım. Şimdi eğer ben bu obsidiyenin içerisine direktman itemisi atıklarsam o obsidiyenin içerisine alıyor ve seri bir şekilde iletiyor. Gördüğünüz gibi hızlıca iletiyor. Yani bu düşen itemlerin tamamını alıyor. Yakınına düşen tabii ki şu şekilde üstüne veya yakınına düşen itemlerin hepsini çekip hızlı bir şekilde iletiyor gördüğünüz gibi. Arada bir bug'a giriyor tabii ki. O da normaldir çünkü gold koyduk şuraya. Bu şekilde. Başka bir özelliği bulunmuyor onun. Void transfer pipe var. Bu void dediğimiz arkadaşımız ise buradan gelen itemleri yani üzerine gelen tüm itemleri bakın tüm tamamını silmemize yarıyor. Şu şekilde gösterecek olursak bunu da şöyle pıt pıt koyalım hemen creative generatörlerimizi şöyle koyalım açalım. Şimdi buraya da bir adet sandık koyalım. Sandığımızı da aldık. Evet içerisine diyelim ki obsidiyenlerimin yarısını yakmak istiyorum. Artık obsidiyenlerimi istemiyorum, nefret ediyorum diyorsanız örneğin oraya bir cobblestone da koyabilirsiniz. Cobblestone'u da yok eder. Her şeyi yok eder neredeyse. Bedrock da dahil olmak üzere. Gördüğünüz gibi gitti ve bir daha geri dönmemek üzere yok oldu. Bu şekilde. Örneğin burada nasıl bir sistem yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz, bize anlatır mısın diye soracak olursanız şöyle yaparız. Önüne bir adet elmas koyarız. Buraya da quartz transferleri koyarız. Şu şekilde yaparız. Bunlara da bir adet sandık koyarız. Seri bir şekilde. Bunun üzerine herhangi bir şekilde bağlanmıyor diye hatırlıyorum. Yo bağlanıyormuş. Bunu ayarlayabiliyor muyuz? Yo. Garip. Herhalde hata oluşmuş. Şu şekilde koyduğumuz zaman ve branch'e sağ tıkladığımız zaman evet şimdi ben kırmızıdan elmasın geçmesini istiyorum abi. Tamam. Burası nereymiş? Yeşil. Yeşilden tahtaların hepsini yakmak istiyorum. Tahtalara artık ihtiyacım yok diyelim. Maviden ise ne geçsin? Iron geçsin abi. Iron ve tahta. Tamam. Şimdi tahtaların hepsini yanmasını istiyorum ben değil mi? Şu şekilde koyalım. Şöyle şunu şöyle ayırayım. Birer tane geçsin. Şöyle koydum. Gördüğünüz gibi geliyor. Tahta, elmas ve demirden geliyor. Tahta dümdüz gidecektir. Yandı. Elmas ve demir ayrılıp sandıklarımızın içerisine dolacaktır. Bu şekilde bir sistem yapabiliriz tabii ki. Gerçekten güzel bir sistem oldu kendisi. Evet. Bu videoda bu kadarlık anlatmam yeterli olacaktır. Gelecek videoda daha fazlasını anlatacağım ve makineleri anlatacağım. Gelecek videoda gerçekten çok sağlam makineler var. Örneğin şu itemleri nasıl çalıştırdığımız, ne bileyim daha fazla elektrik nasıl üretebileceğimiz tarzındaki modları anlatacağım. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek videomdan ardında haberdar olmak için bildirimleri açarsanız sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız bunun ikinci bölümünü de görürsünüz. Eğer beğendiyseniz aklınızda bulunsun. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben buradan sonra ikinci bölümünü çekeceğim. Çok eğlenceli bir mod.